Ayol, bu sabah programlarında da şıkıdım şıkıdım oynuyorlar. Nereden buluyorsunuz sabah sabah bu enerjiyi? Hiç anlamıyorum. Zap yap zap yap. Aa, uğraşamayacağım onlarla. Kadriye, Kadriye evde misin? Görüyorum seni. Tövbe tövbe. Necati, kapıdan kovsak bacadan giriyorsun. Bacadan kovsak kapıdan giriyorsun. En nihayeti kendimi karantinaya alacağım ha. Ne istiyorsun daha erken saatte? Ayol, güneş ortaya gelmedi daha. Kadriye ya, biliyor musun benim canım çok sıkıldı da. Remzi evde mi? Onunla iki el oyun oynasak ne güzel olurdu ama, değil mi? Saçmalama Necati. Herkes uyuyor. Sen de git evine yat, uyu biraz. Hadi dolanma ortalarda. Ben uyuduktan sonra bir daha uyuyamıyorum ki. Ay, böyle kafam ağrıdı vallahi. Ha. İçeri geliyorum. Ay, ne çabuk geldi Necati öyle. Korktum vallahi. Ha. En iyisi git Remzi'yi mi uyandırıyorsun? Ne yapıyorsun, beni rahat bırak. Yuppi, yaşasın. Teşekkür ederim Kadriye. Acaba bu Necati'den nasıl kurtulabilirim? Annemin yanına mı dönsem? Yoksa abimin yanına mı taşınsam? Cık, olmaz ki canım. Çocukların okulu var. Katlanmaya devam edeceğim galiba. İşte Remzi'yi uyandırdım. Necati, uyandık. Şimdi ne yapacağız? Eğer Kadriye izin verirse oyun oynayalım. Kusura bakma Necati. Birazdan çocuklar kalkacak. İstemiyorum oyun falan. Benim içeride işlerim var. Oturun televizyon izleyin. Peki tamam Kadriye. Ayol, sanki evin çocuğusun. Peki tamam, peki tamam. Üf! Remzi, ben ne desem Kadriye kızıyor, farkında mısın? Boşver Necati, Kadriye işte ya. Ona mı takılacağız şimdi? En iyisi televizyonu açıp bir şeyler izleyelim. Gel otur şuraya. Tamam Remzi. Remzi ya, seninle birlikte bir tane ev mi kiralasak? Orada rahat rahat oyun oynardık. Oha diyorum Necati. Ben bir evi zor geçindiriyorum. İkinci evi nasıl geçindireceğim? Doğru söylüyorsun Remzi. Hayaller ve hayatlar. Ne seyredeceğiz peki şimdi? Dur bakalım televizyonda neler varmış. Evet sevgili izleyiciler, odanın kalbinin attığı bu programda yine birbirinden güzel kıyafetlerle, birbirinden güzel aksesuarlarla sizlerleyiz. Efendim, dış ses duyamıyorum. Ne diyorsun? Kulağıma söyle. Deme, inanmıyorum. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. İşte geldim. Gözlüğümü unutmuşum. Aa, gözlüksüz çıkılır mı hiç? Bu gözlüğü ta Paris'ten, Şanzelize Caddesi'nin üzerindeki, hani o bir tane meşhur dükkan var ya, oradan almıştım. Hem de 100 bin milyon baloncuğa. Siz de mi istiyorsunuz? Bir gün belki sizin de olur. Ne dersiniz? Remzi, gördün mü? Ne kadar güzel bir gözlük öyle. Siz de istiyor musunuz dedi. Evet evet, ben de istiyorum. Nerede satılıyor acaba? Duydun mu? İşittin mi? Necati oğlum, buralarda satılmıyormuş, duymadın mı? Şimdi oruçlu oruçlu ta Paris'e mi gideceğiz? Hem zaten kısıtlamalar başladı biliyorsun. Evden dışarı çıkmamız yasak. Hay Allah Remzi ya. Ben çok beğendim ama. Hemen istiyorum. Vallahi bak, gerçekten. Aa, bu cebimdeki ne böyle bana batıp duruyor? Dün akşamdan gofret mi unuttun cebinde Necati? Yok Remzi. Bir tane gofret vardı. Onu da uyuz tancıya vermiştim. Bakayım bu neymiş acaba? Aa, geçen gün Mirket'in laboratuvarına uğramıştım. Saçlarım bozulmuştu. Onu tarayayım derken cebimde unutmuşum. Necati, senin saçın yok ki. Pardon, o zaman bıyıklarımı taramak için almışım. Ama Remzi ya, o gözlük çok güzel. Ben onu istiyorum. Sen hala orada mısın Necati? Necati, televizyonun içinden doğru bu uçan ışıklar ne böyle? Ne oluyor Necati? Remzi, ne oldu bana böyle? Her yerimde bir ağırlık var sanki. Necati, istediğin gözlük geldi. Al güle güle kullan. Ne? Gerçekten mi? Benim gözümde mi şimdi? Yuppi, yaşasın. Nasıl oldu acaba bu şimdi ya? Ay, biraz daha televizyon izledim Remzi. Bakalım daha neler olacak. Hep bir macera, hep bir atraksiyon. Hiç dinlenme yok mu bize yahu? Dur dur, yeni bir program daha başlıyor. Hadi evladım, in aşağı artık. Gitmemiz gerekiyor. Sen git, ben dermeyeceğim. Bu yasa çok güzel. Evladım, anlıyorum güzel, tamam da işim gücüm var benim. Aa, yemek falan yapacağım. Zaten karnın da acıkmıştır senin. Hadi in aşağı. Aa bak, burada dondurma arabası var.
Sana bir tane alayım mı? Ne dersin? Hayır, ben donduyumu istemiyorum. Ama evladım bak çok güzel değil mi? Şemsiyesi bile var. Gel gel, bakalım ne renk dondurmalar var. Remzi, dondurma diyor, duydun mu? Dondurma aracı diyor. Ay ne kadar güzel. O da burada olsa, hem de iftarda. Süper olmaz mıydı? Necati, gene mi bir şey istedin sen? Ay yine ışıklar üstüme geliyor. Aa bak, dondurmacı arabası buraya da geldi. Ne oluyor ayol? Ne bağırışıp duruyor? Remzi, Necati, neler oluyor burada böyle? Ha Necati, geldin mi şimdi zurnanın zırtladığı yere? Remzi, ben size oyun oynamayacaksınız demedim mi? Aa, katlanamayacağım artık. Hadi çıkın gidin. İkiniz de gidin. İkinizi de istemiyorum. Bak hala duruyorlar ya. Hadi Necati, yürü yürü. Gidelim de bir Mirket'e danışalım neler oluyor acaba. Ay Remzi, acaba bir program daha mı izlesek? Necati, Kadri'yi bir daha bizi kovmadan hadi gidelim. Ay dondurma aracım burada kaldı. Canım benim, akşama görüşürüz. Bu moleküler bileşenlerdeki aksilikler ne bir türlü anlayamadım. Niye rast gitmiyor? Acaba ben mi beceremiyorum? Profesörü mü çağırsam ne yapsam? O ne ya öyle? Ne geliyor böyle üstüme? Mirket yetiş. Necati senin laboratuvarından bir tane tarak bulmuş. Ne var bunda Remzi? Ne olduğunu şimdi görürsün Mirket. Mirket, senin bu tarak benim çok işime yaradı. Ne yani? O tarak sende mi kalmış? Ben onu Feride için icat etmiştim. Bütün gün saçlarını fönleyip duruyor. Tüm saç aletlerini aldırttırdı bana. Bu tarağı icat ettim ki o vaktinden ben de paramdan tasarruf edeyim. Yani tüm saç şekillerini bir tarakta topladım. Necati sen niye bu haldesin peki? Mirket, biliyor musun? Televizyonda ne görsem istediğim yanıma geldi. Hem de senin bu taraktan ışıklar saçarak. Ne? Halbuki ben bu icadı becerdim zannediyordum. Mirket, bu tarak benim olabilir mi? Lütfen. Ay, bu laboratuvar da pek güzelmiş. Acaba benim evde de mi bir tane olsa? Laboratuvarım nereye gitti? Necati, seni var ya çok fena yapacağım ha. Laboratuvar benim eve doğru hareket etti herhalde. Gideyim de yalnız kalmasın. Necati! Ne tarakmış arkadaş ya. Ay Remzi, ne iyi yaptık da buraya geldik. Çok değişiklik oldu benim için. Temiz hava, bol güneş. Hadi hadi buyurun, sofra hazır. Hepinize afiyet olsun. Uy Kadriye, gene döktürmüşsün he. Hepsi harika gözüküyor. Bir dakika Remzi ya, kafama takıldı. Siz arabayla öyle nereye gidiyordunuz? Buraya geliyorduk işte Necati. Nasıl yani Remzi? Ben sizi görmeseydim buralara bensiz mi gelecektiniz? Evet Necati, ne oldu? Çok mu şaşırdın yoksa? Anne çok ayıp. Aşk olsun Remzi. Darılsam mı, kızsam mı? Yoksa sizi yakaladığıma sevinsem mi? Hala bilemedim. Necati, bence bu gelgit olaylarından vazgeç. Bence daha fazla uzatma. Hayır yani azar işitip gene oturacaksın diyorum. Doğru söylüyorsun Remzi. Gün bugündür. Hadi yumulalım. Şakir, gelin oğlum gelin. Bak şimdi Necati amcanın hepsini yiyecek, sonra aç kalacaksınız he. Aşk olsun anne ya. Ben arabada gelirken de yemiştim. Karnım tok zaten. Canan'la birlikte şöyle bir dolaşmaya gitmek istiyorum. Evet anne, benim de. Hadi görüşürüz. Beni bekle. Remzi, ben hiçbir şey yemeyeceğim, vazgeçtim he. Baksana Kadriye çocuklara kalmaz dedi. Tamam Necati tamam. Şaka yaptım. Biliyorum onların karnının tok olduğunu. Yemekte küslük olmaz. Hadi herkes buyursun yesin. Ellerime sağlık. Hepsini pek güzel yaptım. Canan beni bulamaz ki. Ay Şakir, o kadar da küçük değilim herhalde. Arar bulurum, ne olacak? Şakir, son yazıldan kaç almıştın? Hay Allah ya, cevap vermiyor. Halbuki ben sese doğru gidecektim. Neyse, bu taraftan geldiği belliydi. Şöyle biraz daha araya. Şakir, buldum seni. Ama Canan ya, bu kadar da çabuk bulunmaz ki. Şakir, o arkandaki de ne öyle? Hangisi Canan? Ay, gerçekten de. Ne kadar güzel bir çiçek bu böyle. Kim unuttu gitti acaba? Buralarda yetişmediği belli. Baksana saksısı var ama yere düşmüş. Bence anneme götürelim. Annem bunun bakımını yapar, sular, ilaçlarını verir ve eski canlılığına geri döner.
Anne, bak ne bulduk. O neymiş Şakir öyle? Aa, çok güzel bir çiçeğe benziyor. Allah Allah, buralarda buna benzer başka hiçbir çiçek yok. Herhalde birisi unuttu gitti. Yazık, yalnız kalmış. Birazcık da tozlanmış, kirlenmiş galiba. Anne, onu bizim eve götürelim mi? Ne olur, ne olur, ne olur. E kızım ya başkasınınsa? Ya geriye gelip de ararsa? Anne baksana ya, etraflarda kimseler yok ki. Biz burada terk edersek hepten ölecek zaten. Yazık günah değil mi? Remzi ya, yedik içtik de benim tuvaletim geldi. Sence lavabo nerededir? Vallahi Necati, dolaşmaya çocuklar çıktı. Onlar daha iyi biliyorlardır. Gel onlara soralım en iyisi. Geldim Remzi. Heh, babanız geliyor. En iyisi bir de ona soralım. Şakir, buralarda tuvalet nerede? Necati abin soruyor da. Remzi bırak şimdi tuvaleti falan. Sana çok önemli bir şey soracağım. Çocuklar bu çiçeği buralarda buldular. Sence eve götürelim mi? Ne dersin? Remzi, ben gidiyorum o zaman. Kendimi araştırıp bulacağım. Çok sıkıştım. Bilmem ki Kadriye. Sen çiçek bakmayı sever misin? Çocuklar kendileri bakacaklar. Ben karışmayacağım. Değil mi Canan? Tamam anne. Şakir'le birlikte ortaklaşa bakarız. Merak etme. Ne olacak ki zaten? Suyunu vereceğiz. Böceklenmesin diye biraz ilaç veririz. Olur biter işte. Baksana anne, mis gibi de kokuyor. İyi tamam madem siz bilirsiniz. Bir de ben bakayım şu çiçeği yakından. Gerçekten güzel bir çiçekmiş. Ay, ne oldu Remzi? Bilmem ki Kadriye. Arı mı soktu, ne yaptı? Bir değişik hissettim kendimi. Remzi, yemekleri yediniz de bir eline sağlık demediniz yani. Hayır Kadriye. Aa, ne hayır ayol. Bir sürü yemek yemedim ya az önce. Hayvan bir eline sağlık der. Hayır Kadriye. Tövbe tövbe. Ne oldu şimdi bu adamı durup dururken? Ben geldim Remzi. Top oynayalım mı? Ne dersiniz? Hayır Necati. Tamam Remzi, kızma ya. Necati, bacağını birisini tuvalette unutmuşsun. Koş al da gel çabuk. Vallahi çalarlarsa ömür boyu bacaksız kalırsın ha. Ne? Bacağımı mı? Hayır. Nerede unuttum acaba Remzi? Hayır Necati. Nasıl yani hayır Remzi? Bacağım yerinde mi? Değil mi? Gördüğüm kadarıyla yerinde değil. Sen neye hayır diyorsun şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Hayır Necati. Necati sen ona bakma. Bir an önce git bacağını bul gel. Remzi'ye gene bir şeyler oldu. Doğru diyorsun Kadriye. Gideyim hemen bulayım. Ay neyse çocuklar. Benim tadım tuzum kaçtı. Baban her şeye hayır diyor. En iyisi ufak ufak toparlanıp gidelim artık. Hayır Kadriye. Şakir, sence babama ne oldu dersin? Vallahi çok şaşkınım şu anda Canan. Hiçbir fikrim yok. Babacığım, nasılsın, iyi misin? Hayır Canan. Anlaşıldı babacığım. Hiç iyi değilsin demek ki. Hadi yürü Remzi. Ay Kadriye, çekiştire çekiştire beni buraya getirdin ha. Ne yapacağız şimdi burada? Merhaba Mirket. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Kadriye, sağ olun. Hayırdır? Sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim acaba? Vallahi acil olmasa gelmezdim. Hayır Kadriye. Neyin aciliyeti var acaba? Çok merak ettim. Hayır Kadriye. İşte Mirket, acil olan şey bu. Nasıl yani Kadriye? Dün pikniğe gittik. Çocuklar bir tane çiçek buldular. Onu koklayayım derken herhalde bir tane arı mı soktu ne yaptıysa ondan beridir. Herkese hayır hayır deyip duruyor. Çok aksi. Çok agresif. Her şeye çok sinirleniyor. Bağırıyor çağırıyor. Huzursuz yani. Ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Onu sormak için sana geldim işte. Benim de tam bunun üzerinde yoğunlaştığım bir çalışma vardı Kadriye. Hemen arkanızda. Bunlar ne Mirket? Gözlük Kadriye, gözlük. Ama sihirli gözlük bile diyebiliriz yani. Etkisi çok kuvvetli. Ben hiçbir şey istemiyorum. Eve gitmek istiyorum. Hadi Kadriye yürü. Remzi yerine geçer misin lütfen? Aa, artık ben de çok sinirleniyorum ha. Üf. Mirket, bize biraz anlatır mısın acaba? Bu gözlüklerin fonksiyonu nelerdir? Bizim işimize yarar mı yaramaz mı? Etrafında agresif sinirli olan hayvanlar için yaptım bunu. Nasıl yani Mirket? Agresif sinirli olanlar değildi. Biz mi takacağız? Çünkü gözlüğün camından aksettiren pigment ve ışıklar agresif insanın huyunu suyunu yumuşatacak. Ay çok sevdim ben bunu Mirket. Çok cazip geldi. Hemen deneyelim hemen. Yalnız sadece kendimde denedim, haberin olsun. Sonuçlarından pek emin değilim. Ay olsun olsun, hiç fark etmez. Şurada iki gündür çektiğim boyumu açtı vallahi ha. Peki Mirket, sence hangisini takayım? Pembe olanı mı, mavi olanı mı? Kadriye, pembe olanı takarsan karşındaki çok halim selim, yumuşacık, pamuk gibi bir adam olacak. Mavi olanı da takarsan yine halim selim, yumuşak ama sessiz sakin olacak. Ben pembeyi seçiyorum Mirket. Bana daha cazip geldi sanki. Hayır Kadriye. Ay bir tane daha hayır duymadan en iyisi bir an önce takayım şu gözlüğü.
Kadriye, nasıl hissediyorsun? Ben değil Mirket. Remzi'nin nasıl hissettiği çok önemli. Ama bir dakika ya. Sanki bana bir şeyler oluyor gibi. Kadriye, ne oldu sana şimdi böyle? Birdenbire büyüdün, devleştin. Farkında mısın? Remzi, hayat çok güzel. Her şey çok güzel. Gözlüklerime de bayıldım. Eve gidelim de sana güzel bir kahve yapayım. Hayır Kadriye. Olur, kahve içmezsen çay içeriz o zaman. Görüşürüz. Hay Allah ya, Remzi'nin sinirlerini alalım derken Kadriye'nin sinirlerini aldık, görüyor musun? Ya başka etki gösterirse? Kadriye'yi bulup hemen yakalamam gerekiyor. Kadriye! Remzi gelmiyor musun? Hayır Mirket. Kadriye'yi yakalamamız gerekiyor. Hadi koş. Hayır. Remzi ya, sen bana buraya otur dedin ama şimdi Kadriye gelirse vallahi beni paralar ha. En iyisi giderim, bizim evde oynayalım. Ne dersin? Merak etme Necati. Ben ona bugün çok yardım ettim. Mutfağı topladım. Bulaşık makinesini yerleştirdim. O yüzden sesini çıkartacağını hiç zannetmiyorum. Remzi, emin misin? Bak geliyor ha. Kızarsa vallahi darılırım, iki gün gelmem ben sana. Tamam Necati, sakin ol. Çaktırma. Ne yapıyorsunuz burada bakayım siz? Ay akşam oldu, hala oyun mu oynuyorsunuz? Öyle deme Kadriye, bu çok zor bir oyun. Remzi, ben ufak ufak kaçayım istersen, ne dersin? Kadriye, zaten oyunun sonuna yaklaşmıştık. Değil mi Remzi? Ben de kaçayım ufak ufak. İsabetli olun Necati. Zaten biz de birazdan yemek yiyecektik. Hayır yani, ailemizi biraz serbest bıraksan iyi olacaktı. Değil mi Remzi? Gol, Necati gol attım, gol. Yendim seni, hani yenemezdim. Gördün mü bak, iddiayı ben kazandım işte. Ay ne bağırıyorsun Remzi kulağımın dibinde avaz avaz? Sanki dünyayı kurtarmışsın he. Ne bu şimdi? Altı üstün maçta gol atmışsın. Çok bir şey mi sanki? Öyle deme Kadriye. Oyunda bile olsa zor, gerçekte bile olsa zor. Necati sabah beri benimle iddialaşıyordu. Yenemezsin, yenemezsin diye. Değil mi Necati? Bak gördün mü? Son golü ben attım işte. Ama Remzi haksızlık yapıyorsun. Kadriye geldi diye ben ayağa kalkmıştım. Dikkatim de almıştı. Öyle değil mi Kadriye? Konuşsana. Yani şimdi eğriye eğri, doğruya doğru. Necati benle konuşuyordu o sırada. Sayılır mı bu bilmiyorum ki. Niye sayılmasın canım? Oyun oyundur işte. Aa, gol attım diyorum size, gol. Yendim. Necati bana iki ön yemek ısmarlayacaksın. Ben anlamam. Ay ne büyüttün Remzi sen bu sanal topu. Altı üstü oyun işte. Hayır yani gerçekte olsa neyse. Aynen Remzi. Kadriye ile ortak fikirdeyiz. Gerçek maç yapalım o zaman. İyi oynayan ortaya çıksın. Hem de gerçek gerçek. Nasıl yani Necati? Baba oğul gibi tek kale maç mı yapacağız? Bir dakika bir dakika. Şu bizim arkada bir tane boş arsa var ya. Onu halı sahaya çevirmişler. Orada maç yapmaya ne dersiniz? Kadriye, senin aklın başında mı acaba? Sen bizimle maç mı yapacaksın? Galiba kırmızı kar yağacak Remzi. Ay niye ayol? Benim canım yok mu? Ara sıra ben de oyun oynamak istiyorum. Remzi, ben Canan. Bir takım oluruz. Sen Mirket, Şakir'e bir takım olursunuz. Ne diyorsunuz? Var mısınız yok musunuz? Remzi, Kadriye'nin başı ağrıyordu. Hap falan mı aldı yoksa? Ya da ne bileyim, son yediği yemek mi dokundu? Başına taş falan mı düştü Remzi? Ne oluyor böyle? Hiçbir fikrim yok Necati. Ama teklifi çok cazip. Ben kabul ediyorum. Sen ne diyorsun? Herhalde kabul ediyorum Remzi. Kankamsın. Senin kabul ettiğini reddedersem nasıl kanka oluruz? Tamam Kadriye, tamam. Kabul ediyoruz. Maç ne zaman peki? Hemen yarın randevu alalım. En iyisi ben gideyim çocuklarla konuşayım. Çok eğlenceli olacak. Ama Remzi, nesinde oynayacağımızı konuşmadık. Aman Necati, Kadriye top oynamayı nereden bilsin? Kesin biz kaybedeceğiz. En iyisi sakızına şekerine falan oynayalım. Aşk olsun Remzi ya. Sakıza şekere maç yapılır mı hiç? Ben Kadriye ile konuşacağım. Hani bizim iki öğün yemeğimiz var ya, işte onu ortaya koyalım. Ne dersin? Bence çok iyi fikir. İyi de ben bunu kazanmıştım ama. Ben de Kadriye ile konuşuyordum ama. Üf tamam Necati tamam. Anlaştık. İki öğün harika. Süper, yemeğini oynuyoruz. Yuppi yaşasın, ben eve gidiyorum o zaman. İyi de Necati şimdi oynamıyoruz ki, niye eve gidiyorsun? Güzelce dinleneyim. Ondan sonra maç kıyafetlerimi hazırlayayım. Bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Ne yani şimdi biz gerçek gerçek Kadriye ile maç mı yapacağız? Baba, duyduklarım doğru mu? Annem ve Necati abi karşı karşıya. Baba ya, ortalık yanmasın sakın. Bilemeyeceğim Şakir. Artık onu yarın göreceğiz. Kadriye, karnım çok acıktı.
Yuppi! Eğlence bizi bekliyor demektir. Merhaba sevgili izleyiciler. Bir son dakika haberiyle daha sizlerleyiz. Arkamda görmüş olduğunuz halı sahada bugün Kadriye, Remzi, Necati yani Kral Şakir'in bütün üyeleri maç yapacak. Bu haberi kaçırmak bize yakışmazdı arkadaşlar. Tarihe geçecek bir oyun olacak. Neden dersiniz? Çünkü Kadriye ve Necati karşı karşıya. Bakalım birbirlerine sayıp dökmeden maçı sonlandırabilecekler mi? Bakalım maçı kim yenecek? Berabere mi kalacaklar? Yoksa çok ara farkla bir taraf mı yenecek? Merakla bekliyoruz. Heh, Kadriye Hanım da geliyor. Hemen onunla bir röportaj yapmak istiyorum. Aa, bu ne ayol böyle? Kameralar falan gelmiş. Milletin ortasında mı maç yapacağız? Nereden duyuyorlar bunlar? Remzi, kim haber verdi? Merhaba efendim, merhaba. Bu maç bizim için de çok önemli. Neler söylemek istersiniz acaba? Ayol, evin içinde otururken Remzi ile Necati bütün gün maç yapıyorlardı. E ben de gerçekte oynayın da bir görelim dedim. Olay bundan ibaret yani. Siz nereden haber aldınız hiç anlamadım ki. E Kadriye Hanım gazetecilik böyle bir şey işte. Bir mahalle sakini bize haber verdi. Belki de Şaziye teyzedir. Ne dersiniz? Şaziye teyze. Evet. Dün akşam telefonda konuşurken ona söylemiştim. Yoksa sen onun torunu musun? Evet efendim bildiniz. 10 puan veriyorum size. Tüm Türkiye kilitlendik. Bu maçı bekliyoruz. Canan, siz ve Remzi Bey. Üçünüz bir takım olacakmışsınız. Doğru mu? Necati, Mirket ve Şakir de diğer takımda yer alıyormuş. Peki takım üyelerini kim belirledi? Necati Bey ile nasıl karşı karşıya geleceksiniz? Çocukken maç yapar mıydınız? Yavrum soruları tek tek sorsan da cevap versen bari. Dedim ya işte. Dün bizim evde oynuyorlardı. Ben de oynayayım dedim. Ayrıca küçükken ben de maç yapardım. Bu arada Necati'yi 5-0 yenmeyi düşünüyorum. İyi fikir ama değil mi? Peki efendim. Yenerseniz ödül olarak ne koydunuz ortaya? Vallahi onlar iki öğün yemek dediler ama bence bir daha bütün oyunların Necati'nin evinde oynanması olabilir. Bu benim için çok faydalı. Çok güzel olur. Vallahi Kadriye Hanım çok zeki bir kadınsınız. Hayranım size. Peki o zaman ben sizi daha fazla yormayayım. Oyununuzu tüm Türkiye merakla ve keyifle izleyeceğiz. Bir kadın olarak size başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Ay keşke Canan'la biraz daha antrenman yapsaydım bari. Tüm Türkiye falan diyor, korktum şimdi görüyor musun? İşte arkadaşlar maç arkamdaki bu halı sahada olacak. Kadriye Hanım, Mirket Bey, Şakir hepsi hazırlanıyorlar. Galiba hazırlıkları bitmiş. Geliyorlar ve sizleri maçla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Ve işte tüm oyuncular sahadaki yerlerini aldılar. Gördüğümüz kadarıyla kalede Remzi ve karşı kalede de Necati var. Ve işte maç başladı arkadaşlar. Top şu anda Kadriye'nin ayağında. Ve Kadriye topu attı. Kurtardım. Remzi, topu kurtardım. Kaleye girmedi. Necati oğlum, sevincini niye benimle paylaşıyorsun? Ben karşı tarafın oyuncusuyum, görmüyor musun? Pardon Remzi. Ve şimdi de top Şakir'in ayağında. Şakir topa vuruyor. Gol! Gol oldu, gol. Necati abi gördün mü? Tek vuruşta gol yaptım. Yani 1-0 öndeyiz Necati abi. Oğlum unuttun mu? Kalede ben varım. Niye seviniyorsun bu kadar? Pardon baba ama itiraf et. İyi bir goldü. Ve şimdi de top Mirket'in ayağında. Bakalım o nasıl atacak? Top Mirket'in ayağından sekerek Şakir'e geldi. Ve Şakir vurdu. Maalesef Necati abi. Bu seferlik kaçırdık. Hayır olmaz. Bu maçı yenmem lazım. Necati'ye bir tane gol atmam gerekiyor. Top Kadriye'de ve vuruyor. Gol attım. Canan gördün mü? Nasıl da girdi kaleye? Süperim ya. Çocukluğumdan beri hiçbir şey kaybetmemişim yani. Remzi ya. Hani Kadriye oynayamazdı? Gördün mü bak? Nasıl da attı golü? Sayın seyirciler, kıyasaya maç devam ediyor. Oyuncularımız çok yoruldular. Şu anda bir berabere. Ama oyunun bitmesine de çok az kaldı. Bakalım hangi takım son golü atacak? Merakla bekliyoruz. Ve şimdi de top Canan'da. Bakalım Canan'dan bir tane gol gelecek mi? Çalımını attı Canan ve topa vurdu. Gol oldu. Gol. Gördün mü Remzi? Bak Canan harika bir gol attı. Ve sayın seyirciler, Canan'ın golüyle birlikte maç sona erdi. Yenen takım Remzi, Canan ve Kadriye üçlüsü oldu. Kadriye Hanım, çok yorgunsunuz biliyorum. Nasıl bir maçtı? Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten çok değişik ve ilginç bir maçtı.
Onlara günlerini gösterdik. Uzun zamandır hiç bu kadar eğlenmemiştim. Peki Kadriye Hanım, ödül olarak ne koydunuz acaba? Şu anda siz ne kazandınız? Yaf aramızda onlar ödülü iki öğün zannediyorlar. Ama ben bir daha bizim evde oyun oynanmamasını isteyeceğim. Nasıl, iyi fikir ama değil mi? Kadriye, bunu bana yapamazsın. Bizim evdeki PlayStation sizinki kadar iyi değil. Hayır. Ay çok yorgunum. Eve gidip dinleneyim bari. Çok eğlendim, çok. Arkadaşlar, bu keyifli ve eğlenceli maçın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pardon, kanalımıza abone oldunuz mu? Şu aşağıdaki zili açtınız mı? Ayrıca bir de like attınız mı? Şimdiden teşekkür ederiz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dakika ya, Kadriye Hanım'la biraz daha mı röportaj yapsaydım? Çok eğlenceliydi.